You think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do, will knock you down. You know there's an ocean between us. Herkese selam kanalıma ve Nisan ayı Gamze ile bir ay vloguna hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda ayın ikisi saat herhalde 4 akşamüstü. Birazcık yoga yapmam lazım. Bu vlogu böyle başlatmak istedim. Geçen haftaki değil, geçen ayki vlogda sormuştum size. Bu aylık videolarda ne görmek istersiniz diye. Birazcık daha günlük hayatımı görmek istediğini söylemiştiniz. Böyle günlük, makyajsız yogaya başlayacağım. Bir anı göstermek istedim. Önce size ne giydiğimi göstereyim diye düşünüyorum. Hemen giyinme odama gidelim. Bu odanın da bir türünü ayrıyeten yapmam lazım bence gerçekten. Şu anda üzerimde böyle bir eşofman değil, tight üst takımı var. Bu takımı ben Primark'tan aldım. Bu ay aldım aslında. O yüzden bulabilirsiniz. Eğer Primark'a falan gidiyorsanız orada görebileceğiniz bir takım bu. Ayağımda çoraplarım var çünkü yoga yapacağım. Üzerimdeki bu kapşonlu aslında çok eski. Nike'ın giyemedi. Evet. Böyle bir şey. Arkası birazcık uzun. Bunu evde giymeyi çok seviyorum. Özellikle böyle spor kıyafetlerinin üzerine çok güzel olduğunu düşünüyorum. Böyle bir moddayım. Bu kıyafetle sabah üzerime geçirdim. Yogayı hemen yapacaktım. Araya bir sürü şeyler girdi. O yüzden bugünkü ev kıyafetim oldu. Yapacak bir şey yok. O zaman size yoga köşemi de göstereyim. Yatak odamızdaki bu yatağımızın baş ucundaki değil, ayak ucundaki boşlukta yapıyorum yogamı. Hatta ben size böyle bir tripoda koyayım da iyice göstereyim bence. Evet, ben bu güneş ışığından faydalanarak birazcık yoga yapıyorum. Telefonumu kullanmak zorunda olduğum için maalesef size yogamı çekemeyeceğim ama bir gün göstereceğim ses. Acayip rahatladım ve mayıştım. Çalışmaya dönmemeliyim şu an. En güzeli bu yatma kısmı. Kesin. O zaman iş başına geri dönüyoruz. Size bir sorum var. Geçen sırada hediye kartları yapmaya çalışıyorum. Hediye çeki. Hani olur ya böyle birine hediye vermek istersiniz ama seçmek istemezsiniz. Getestro'nun bence ürünleri bunun için çok uygun. Düşündüğüm şey de böyle eski stil işte e-mail ya da klasik kart yerine gerçekten bu eski güzel zamanlardaki kart konseptini geri getirmek. Yani istediğin kişi işte istediğin metni isminle falan yazmak. Bence bu çok tatlı olacak. Bunları mesela sipariş verecek insanlar. Biz bunu bir karta bastıracağız. Ve işte bir böyle normal tebrik kartı haline dönüştüreceğiz. Ve gerçekten postayla kişiye göndereceğiz. Dolayısıyla fiziksel bir hediye de gitmiş olacak diye düşündüm. 4 tane tasarım yaptım. Aralarında kaldım. Sanırım favori bu. Buna 1 numara diyelim. Sonra bir diğeri bu. Şöyle bir şey. Önü ve arkası bu arada. Sonra bir diğeri bu. Buna 3 numara diyelim. Böyle biraz daha renkli. Diğeri de biraz daha siyah beyaz. Bunun mesela baskısı kötü oldu bence ama bu evde deneme tabii ki. Buna da 4 numara diyelim. Favoriniz hangisi? Merak ediyorum hangisi olsun sizce? Ve bu hediye çeki fikrine ne diyorsunuz? Daha doğrusu hediye çeki de demeyelim buna. Tebrik kartı diyelim. Nasıl? Selam. Şimdi Uber'deyiz. Thorsten'ın yeni arabasını almaya gidiyoruz. Şu anda birazcık yağmur var ama güzel görünüyor yine de dışarısı. Trafik falan da var birazcık galiba. Şu anda salı günü saat 1.30 burada. Enteresan. Arabasını alacağız, eve döneceğiz. Kahve sipariş etmiştik, onlar geldi. Onu göstereceğim size. Uber'de sessiz takılmacalar. Merhaba. Evet, kahvelerimiz geldi. Bu arada biz artık bir filtre kahve makinesi aldık. Günlük kahvemizi filtre kahve makinesinden içiyoruz. Bu kapsüllerden daha ucuza geldiği için. Ama hala bu kapsül kahvede çok orijinal ürünler var. O yüzden arada bir bunları da içmeyi seviyoruz. Mesela işte buzlu cappuccino gibi. Mesela kafeinsiz böyle americano gibi ya da normal americano. Bu gerçi americano ile espresso arası bir şey. Ondan sonra espresso'nun karamel aroması mesela. Böyle özel kahveleri kutularda almayı seviyoruz. Bunları İsviçre'deki ev turunda gördünüz aslında. Kahve makinesinin altındaki tepsiye koyuyorum birkaç tane. Şimdi öyle yapacağım. Kalanını da o kahve köşesinin üzerindeki dolaba yerleştireceğim.
Selam. Dişimde bir şey var mı? Şu anda 5 Nisan. Size daha önceden söylediğim gibi, plan gecesinde söylediğim gibi galiba. Torsun'a bizim çıkmaya başlamamızın yıl dönümü. O yüzden kayboluyoruz. Where are we? Şu anda trene yürüyoruz. Londra'nın merkezine gideceğiz. Özel bir yemek organizasyonuna gidiyoruz. Torsun internetten buldu. Umarım çok sesli olmaz ve telefona izin verirler de gösterebilirim. Heyecanlı ve mutluyuz. Kıyafetimi göstermek istedim size ama şu anda çok zor olacak. Instagram'ıma paylaştım ama. Eğer takip etmiyorsanız her zamanki gibi. Gamze.alptekin. Ah, öyle. Happy anniversary, love. Happy anniversary. Do you think you were right? Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Don't cry. Evet, geldik. İlk gelenlerden biriyiz biz. Şu anda bar kısmında bir şeyler içiyoruz. Bir yarım saat sonra üst katta show olacakmış. Mekanın, daha doğrusu mekanın ismi değil, organizasyonun ismi bu. Böyle biraz değişik bir ortam, size gösterdiğim gibi. Biraz sanatsal. Londra'da özellikle gece hayatında böyle inanılmaz orijinal olaylar ve organizasyonlar bulabiliyorsunuz. Nisan Cuma. Biraz önce Cuma kahvesi bitti ve dedim ki bu sefer canlı yayında. Sanırım yine aylık vlogda beni yine Cuma kahvesinden çıktım, ağzımı kapatamıyorum kör balığı derken göreceksiniz ve tabii ki göreceksiniz. Yine çok mutlu oldum. Dizi sohbeti yaptık. En sevdiğim dizilerden bahsettim. Sizin en sevdiğiniz dizileri öğrenmiş oldum. Bir sürü harika öneride bulundunuz. Gerçekten bunları ne zaman izleyeceğimi falan düşünüyorum şu anda. Sanırım orada söylediğim gibi 6 ay falan video yükleyemeyeceğim. Çünkü ben dizi izliyor olacağım gibi görünüyor. İnanılmaz mutlu oldum. Gördüğünüz gibi her canlı yayından sonra böyle yanaklarım kırmızı kırmızı oluyor. Bu allık değil. Bayağı heyecan ve mutluluktan kan resmen yanaklarıma zıplıyor. Ve inanılmaz keyif alıyorum bu cuma kahvelerinden. Anlatamam size. Yine bir şey değişmedi. Her hafta olduğu gibi yine çok güzeldi. Haftaya sizi de bekleriz eğer gelmediyseniz şimdiye kadar. Ah, sanırım burada bu arada saat şu anda 7, akşam 7.42. Sanırım akşam yemeği yapmanın vakti geldi. Neler yiyorsun, neler yapıyorsun? Sabah rutinin, akşam rutinin ne? Bana bunları sordunuz mesela geçen vlog videomdan sonra. Bir sabah rutini ve bir akşam rutini videosu yine çekeceğim. Bunu daha önce çekmiştim ama güncellendi tabii ki. O yüzden yenilerini yapacağım. Bu videoları dahil edersen bu videolar 1,5 saat falan olur diye düşünüyorum. Onun dışında ne yiyorsun, ne içiyorsun da birazcık böyle Instagram storylerime koymaya çalışıyorum. Hatta oraya böyle highlightlara bir yemek kısmı ayarladım. Özellikle de yeni taşındığımız için yemek düzenimiz hala oturmadı arkadaşlar. Burada ne var ne yok. Hani İsviçre'de de bahsetmiştim size ben yemekler farklı, işte ne bileyim sebzeler çok farklı falan diye. Burada da yine benzer bir durumdayız. Daha ne var ne yok onları çözmeye çalışıyorum. O yüzden en çok efsane, çok sağlıklı şeyler yemiyoruz. Genelde işte bir parça et, tavuk bir şey yanına sebze falan yemeye çalışıyoruz. Oraya koyuyorum. Yine muffinler falan yaptım. Onları da oraya koydum. Oradan bakabilirsiniz hep. Giydiğim şeyler ve yediğim yemekler genelde Insta storylerimde highlightlar kısmında oluyor. Hani hep oraya kaydediyorum. Oradan bakabilirsiniz ama tabii ki vlogların içerisine dahil edeceğim. Bugün mesela bu bluzumu sordunuz. Bu o kadar eski bir bluz ki keşke size koşu şuradan alın diyebilsem ama bayağı yani bir 4-5 senesi olması lazım en az. Onun dışında bugünkü kupamız buydu. Başka ne söyleyeyim size? Ay, plan gecesini çektim. Çok merak ediyorum ne diyeceksiniz. Plan gecesi 33 için bayağı değişik bir şey yaptım. Neyse, ben şimdi gideyim yemek hazırlayayım. Sonra konuşuruz. Günaydın şiş suratımdan. Niye bu kadar şişim acaba ya? Bugün cumartesi. Biz burada bir fitness stüdyosuna kayıt olduk. Gym'e kayıt olduk. Çok enteresan. 15 pound'a aylık bir üyelik yaptırıyorsunuz. Ki bence bu Avrupa için bayağı uygun bir fiyat. Böyle bir sürü sınıflar var. Kafanıza göre giriyorsunuz. Aynı zamanda da 24 saat açık. İstediğiniz zaman böyle aletli çalışmak falan isterseniz gidebiliyorsunuz. Öyle bir yere kayıt olduk. Bugün ilk defa deneyeceğiz. Pilates dersi var. Onu deneyeceğiz.
Bakalım beğenecek miyiz? Yüzüme şu daha önce gösterdiğim size Bay Terry'nin serumunu sürdüm. Ondan sonra birazcık gözaltı kapatıcısı sürdüm. Çünkü acayip uykusuz görünüyorum. Birazcık da şuralara böyle eski maskaramdan şu dış kısımlara. Hani ilk defa gidiyoruz ya, azıcık daha normal görüneyim diye. Kıyafetimi de göstereyim size. H&M'den aldığım bu tight'ı giydim. Ben bunu çok seviyorum gerçekten. Üzerine Zumba'dan kalan böyle bir tane sırtı açık. Gösterebilecek mi? Evet. Spor sütyeni vardı ve yine bunun üzerine yine Zumba'dan kalan şöyle yazılı bir şey giydim. Hani çok da göbeğe açık falan gitmek istemedim. Ayağımda tabii ki siyah spor ayakkabı giyeceğim. Gidiyoruz. Ben videosuna gidiyoruz. Cumartesi akşamı. Senin değil onlar. Senin değil. Senin değil. Sana almadım onları. Anneş. Kendi buçuk yok mu anne? Hı. Eve geldiğinde Çeçen'in durumu. Selam. Bugün günlerden 11 Nisan. Çarşamba günü. Dün ilk defa burada araba kullandım arkadaşlar. Hem direksiyonun sağ tarafta olduğu bir arabada hem de trafiğin sol taraftan aktığı bir ülkede çıktım ve ilk gün 2 saat falan araba kullandım. Torsun'u havaalanına bıraktım. İsviçre'ye gitti. Yarın gelecek. Ondan sonra postaneye gittim bu oturma izni işlerim için. Ve bütün postanelerin sistemi bozuldu ben oradayken. Ben bozdum. Böyle hepsi gitti. O yüzden bugün bir daha çıkmak zorunda kaldım. Hazır çıkmışken bir Primark'a falan uğradım. Ondan sonra cığıma birkaç bir şey aldım. Dün bu arada çıkmışken de bir cilt bakımına gitmiştim. Cilt bakımına değil de cilt analizine gitmiştim. Çok şaşırtıcı şeyler oldu aslında cilt analizinde. Mesela dedi ki yüz yıkama jelini yeterince temizlemiyor. Yüzünde bakteriler var dedi oradaki estetisyen. O yüzden böyle bir antiseptik bir sprey verdi. Gösteririm size sonra. Ondan sonra başka ne dedi? Bir de cildinde dokulanma vardı. Texture dedikleri işte. Onun için bir şey yapmamız lazım falan dedi. Kırışım falan yok dedi ama. O güzel bir şey. Ondan sonra öyle sanırım. Bir de L'Oreal'in yeni bir maskesini daha aldım. Onu da göstereceğim sonra size. Çocuğu birazcık daha öpeyim. Anneş. Mutlu mu oldu? Bu ne haller bunlar? Surat. Elimi tut. İlla elimi tut anne. Elle tutuşunca iyi oluyor değil mi? Bu ne? Kemiğin mi var? Bize yediklerini anlat diyenlere. Torsun bugün evde yok. Tek başıma yiyorum. Stir fry yedikleri. Bu sebze karışımı. Böyle hazır satılıyor. 5 dakikada oluyor. Bunu yiyorum. Ondan sonra bir de tabağıma birazcık avokado koydum. Bu hayır, vlogger yemeği değil. Burada sağlıklı ve ucuz ve lezzetli olan yegane, yegane değil ama o sebzelerden biri olduğu için avokado. Terliklerim hepsi o. Bread to be. Böyle bunları yiyorum. Instagram'a da koyacağım şimdi. Ondan sonra... Dinliyordum ben seni. Dediniz hemen tabii ki yüzlerce yemek gelecek. Yok şaka bir yana yeni deniyorum. Bunu o yüzden videoya çekmek istedim. Granola diye bir şey var biliyorsunuz. Burada çok meşhur. Herkes kahvaltıda bunu yiyor. Şu dondurulmuş şeyleri de söyleyin adını. Meyveleri de böyle kahvaltı tabağı için satıyorlar. Bunun için satıyorlar yani. O yüzden burada bunu yapmak bayağı kolay oluyor. Bakalım beğenecek miyiz? Bugün günlerden cumartesi. What is the day today? 14 ayın. Thorsten geldi dün akşam. Onu almaya gittim. Bugün de Londra merkeze gidiyoruz. Bir kahve festivali varmıştı. Biz buna birazcık önce fark etmiştik. Bilet almıştık zaten. Ona gidiyoruz. Saat 4'ten 7'ye kadar bilet aldık. İşte tadımlar falan olacak diyorlar. Bilmiyorum. Birazcık görüntü almaya çalışacağım tabii ki. İçeride izin verirlerse ama. Kahve festivali yani. Ben de kahve festivali yani. Cuma kahvesi. Bugün hava inanılmaz güzel, inanılmaz güneşli. Sonunda bahar buraya da geldi galiba. Gözlüklerim yeni. Bu arada Primark'tan 3 pound aldım. Heyecanlıyım bu Primark olayı için ben. Onun dışında tabii ki bir beyaz gömlek. Klasik bir Gamze Alptekin kıyafeti. Oh öyle. Evet, arabanın ters durumu da bu. Görmediyseniz, daha önce göstermediysem size.
Şöyle bir garip bir durum var. Görüşürüz. So you think you were right? Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do, way I do will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust. Oh no, you know that ain't the way. O zaman ufak bir akşam rutini gibi bir şey yapalım beraber. Önce suyumuzu dolduruyoruz. Buzdolabını birazcık organize etmiş durumdayım. Şöyle size gösterebilirim. İsimlendirdim bu bir önceki değil herhalde. Siz bunu izlerken bayağı bir önceki. Uf. dolap videomda gördüğünüz etiketlerin aynılarını kullandım. Özellikle akşam yemeği işte kısa sürede tüket gibi şeyleri isimlendirdim. Daha kolay olsun diye. Suyumu doldurmadan yatağa gitmiyorum arkadaşlar. Benim için önemli. Ondan sonracığıma size bir de yeni ayakkabılarımı göstereceğim. Çünkü evde artık ev ayakkabısı giymeyi bıraktım. Normal bir babet gibi bir şey aldım. Onları giymeye başladım. Neden onları giymeye başladım? Çünkü daha derli toplu hissediyorum. Özellikle giydiğim kıyafetlerden dolayı. Şöyle bir şey var üzerimde şu anda. Ayağımda, altımda pantolon var. Ayağımda da bakalım nasıl göstereceğim size bunları. Evet, aynadan. Ayağımda da böyle ayakkabılar var. Bayağı işe de giyilebilecek bir ayakkabı. Ben bunu burada bir indirimde buldum. Ve evde uygun olacağım. Niye ığlıyorsam bugün çok. Okey. Hadi Çeçe'cim. Işıklar kapanır. Yatmaya hazırlanalım artık. Şuradaki ışığı tersten açık unutmuşum. Tabii ki öncelikle makyajımı çıkartacağım. Ben çift bazlı temizlik yapıyorum. Bir makyaj temizleme değil. Cilt bakım rutini yapmıştım daha önce. Eğer merak ediyorsanız nasıl temizlediğim aynı. Önce bir yağla makyajımı eritiyorum. Ondan sonra da bir jelle temizliyorum. Size geçen gün söylemiştim yeni bir şeyler kullanıyorum diye. Onları göstereceğim. Allah şuna bak ya şapşal. Hadi bakalım. Akşam rutini çekeceğim bir tane aslında düzgününden. Doğrusundan. Çeçe'nin yatağı. Değil mi anneş? Akşam oldu. Oyuncağımızı bırakalım bence artık. Oktarya'yı. Oyuncağımızın adı Oktarya. Eskimedi gitti. Okey. O zaman makyajımı hemen silmek için banyoya geçiyorum. Tabi buraları size göstermeyeyim bence. Gereksiz. Daha önce gördünüz çünkü. Evet, makyaj çıktı. Sıra geldi şu bahsettiğim şeyleri size göstermeye. Sizi böyle koyabilirsem sanırım. Yes, süper. En başta makyajımı temizledikten sonra şu ürünü kullanmaya başladım. Cleansept artı Aftercare yazıyor. Bu aslında tamamen bir antiseptik ürün. Yüzümdeki bakterilerin çoğalmasını engelleyecek bir şeymiş. Anladığım kadarıyla akne ve siyah nokta oluşumunda etkiliymiş. Bununla ilgili fikirlerimi önerirsem eğer onları falan ya Instagram'dan ya da buradan yine vloglardan anlatırım size. Ben tekrar aknemin geri gelmesini Roaccutan'dan sonra istemediğim için özellikle sordum. Birazcık analiz yaptırdım dediğim gibi. Bu arada perşembe günü gideceğim tekrar oraya. Bakalım işe yarıyor mu? Onu da anlamış olacağız. Bunu böyle yüzüme sprey yapıyorum. Yüzüme fıslıyorum. Sonra da kurumasını bekliyorum. Bu kurumasını bekleme kısmı önemli. Antibakteriyel her şey kuruduğu zaman etkiliyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yara temizliğinde de bu böyle. O yüzden ve gerçekten hastane gibi kokuyor. Bu burada kururken ben hemen pijamalarımı giyeceğim. Geldim, bu arada yüzümde kurudu. Hemen önce gözaltı kremimi sürüyorum. Bu gözaltı kremi Estée Lauder'ın Revitalizing Supreme Plus isimli deneme boyunu aldım. Ben merak ettim gerçekten. Bu özellikle şu neydi bunun da Advanced Night Repair serisinin bir deneme paketi vardı burada. Göz kremi çok güzel gerçekten. Serumu galiba bende sivilce yapıyor ya da yani birazcık böyle dokulanma yapıyor gibi. Ama bir yerlere yine de kullanıyorum, göstereceğim şimdi size. Gece kremi kesinlikle ağır geliyor yüzüme maalesef. O yüzden onu ya boyun dekolte bölgesinde ya da el kremi olarak değerlendirmeyi düşünüyorum. Bakalım bir işe yarayacak mı? Özellikle ellerimin bu aralar çok çatladığını ve kuruduğunu hissediyorum çünkü. Her ne kadar mevsim düzeliyor da olsa. Şimdi bu serum
Bu serumu çok az parmağıma aldım ve mimik çizgilerimin üzerine koyacağım bunu. Çünkü oralarda kırışıklıklar oluşmaya başlayacak ya da başladı. İlk sefer şuralar ve şurası benim için mevzu. Onun dışında birazcık da şuralar. Evet. Normal şartlarda aslında yeni bulduğum bir ürünü kullanıyorum ve gerçekten bundan çok etkilendim. 3 kere kullandım. Bu L'Oreal'in Revitalift serisinden Replumping Mask diye geçen hem maske hem gece kremi, gece bakımı olarak kullanılabilen ürünü. Bunu dün gece yaptığım için bugün kullanmayacağım ama normalde anladığım kadarıyla daha ileri yaş gruplarına hitap eden bir ürün. Ama benim için güzel bir nemlendirme maskesi oldu. Bunu kullanabilirdim eğer dün yapmamış olsaydım. Bugün başka bir şey kullanmak istedim. Bugün yine daha önceden görmüş olabilirsiniz. Sanctuary Spa'nın, yine bu arada Londra'dan, aslında bunu İsviçre'deyken edinmiştim ama gece kremini kullanacağım ben. Bunu bütün yüzüme ve boynuma sürüyorum. Bu bir gece maskesi gibi bir şey. Ben geceleri ağır bir şeyler sürmeyi seviyorum yüzüme açıkçası. Birazcık daha sabah iyi hissediyorum kendime. O yüzden bunu süreyim dedim bugün. Dişimi fırçalamıştım, ağız gargarımı yapmıştım. Zaten şu anda küpelerimi çıkartmadığımı fark ettim. Kalanını da tabii ki elimize. Yine ben gece yatmadan el kremi ve dudak kremi süreceğim yatakta ama sizle bunları paylaşmak istedim. Bence bu mor olan maske güzel bir alternatif. L'Oreal bu aralar cilt bakımında güzel bir şeyler yapıyor galiba. Var mı tavsiyeleriniz cilt bakımıyla ilgili? Burada Ordinary çok meşhurmuş galiba. Ona bir bakacağım. Güzel serumları varmış anladığım kadarıyla. Onun dışında sanırım bu akşamlık bu kadar yeter. Ben yatıyorum. Yatağıma giriyorum, kitabımı okuyorum falan falan. Öptüm. Okay, yeah. Nerede Suki? Koş Suki. What's wrong? Koş Suki. Çaça. Nerede Suki? I caught that, I'm so happy. Sonunda buraya da bir şeyler aldım. Bu gümüş renginden cama doğru giden vazo. Böyle yapma çiçekler aldım. Şimdi şuralarından kesiyorum ki güzel sığsın diye. Yerleştireyim, göstereceğim size. Bence çok güzel oldu. Gerçek çiçek almıştı Thorsten. Gösterdim galiba size. O soldu ve artık solmayan bir şey istedim burada. Bence doğru karardı bu. Bir cumartesi akşamından selamlar. Hazırlandık, arkadaşlarımızın evine oyun oynamaya gidiyoruz. Kart oyunları, böyle masa oyunları falan var ya onlardan. Kıyafetimi göstereyim dedim size. Ayakkabılarım. Bunlar galiba Pelin'in ayakkabılarındandı. Çoraplarım efsane bence, annem sağ olsun. Pantolon klasik. Üzerimdeki bluzu nereden aldığımı bile hatırlamıyorum ama böyle klasik beyaz bir şey. Şu üstümdekini daha önce bir videomda giymiştim aslında. Ya Shein ya Romwe. Bakarım, bulursam aşağıya koyarım. Saçlarıma da bugün kaynak taktım. Bir üçlü. Birazcık uzun böyle istedim. Dans ederken böyle at kuyruğu yapamıyorum insanların suratını tokatlamamak için. Dans olmayan bir organizasyona yapmam gerekiyordu. Rujum da bu. L'Oreal'in Lip Paint Matte olanlarından. Ne renkmiş bu? 209. Kaçtık biz? Önce çanta seçmem lazım tabii. Krepleri böyle yapıyoruz. Arkadaşlar karşımızda Fransız bir arkadaşımız var. Şimdi göreceksiniz nasıl yaptıklarını. You're gonna be in my vlog this month. Very good. Yes. Say hi to my YouTube family. Hello, my YouTube family. And this is how you make a good crepe. This is how you crepe. Something flew, I think. I'm not sure. We have it on tape, no worries. Alright. Good enough. We're getting salmon. Günaydın. Bugün günlerden pazar. Evde şöyle bir durum hakim. Brunch'e gidiyoruz. Karen de burada. Size kıyafet göstereyim. Dün giydiğim bluzu giydim. Evet, utanmadım, giydim. Üzerime yine Shein ya da Romwe'den aldığım
daha doğrusu hediye gönderilen bir duster var. Buna bayıldım ben gerçekten. Kaçıncı kez giyiyorum bilmiyorum. Altında liseden aldığım, lise zamanı aldığım yani bir kot var. Ayağımdaki ayakkabılar da Karen'in doğum günü hediyesi Rose Gold. Bittim. Böyle bir mod. Gözlüğüm de Primark. Öyle bir gün yani. Gidiyoruz brunch, İngiliz kahvaltısı falan falan. Say hi Karen to my YouTube friends. Hello. Good. Enjoy. Selam. Duştan çıktım ben. Gördüğünüz gibi. Bu arada hala çıkmayan rimeller mi? Peki. Gözlerimin altı da mor mor. Bugün ben bir maske yapayım. Geleyim sizle öyle komedi komedi konuşayım bugün. Süper. Bu Detox markasının Clay Mask isimli bir maskesini kullanıyorum. Bildiğiniz Clay Mask. Bugün evde tamiratlar vardı hep. O yüzden bayağı karışıktı. Şeyin bu duşun tabanını falan filan tamiratlar biraz akmış galiba anladığım kadarıyla. Ben de bugün ne yaptım onlar o işleri yaparken? Spora gittim ve sporda bugün personal trainer'la çalıştım yarım saat falan. Bayağı iyi hissettim ya. Adamın söylediği her şeyi yaptım yani. Bayağı iyiydim bence yani. Bence. Şey gibi hissettim şu anda. Zannettiği gerçekte olan falan. Böyle birazcık yorucu ama çok keyifli bir gündü bugün. Şimdi bu maskenin kurumasını beklerken pedikürümü yapacağım. Yıllardır ben pedikürümü hep kendim yaparım. Hiç başkasına yaptırmadım. Bayağı bir yıl oldu. Nasıl yaptığımı da merak edersiniz siz şimdiye tahmin ediyorum. Bir manikür rutini videosu yapmıştım yıllar önce. Tamam çok yıllar önce değil, geçen sene. Onun aynısı. Hiçbir değişiklik yok, sadece ayağımda. Bu maske kururken pedikürümü yapacağım. Ondan sonra Londra'da yaşamanın güzelliklerinden bir tanesini bugün uygulayacağız hayatımıza. O da 24 saat açık süpermarketler. Çok fazla vakit geçirmeyi sevmediğimiz ve kalabalıktan da hoşlanmadığımız için marketlerde böyle gece saatlerinde, akşam saatlerinde gidince bayağı güzel oluyor. Hem boş oluyor hem daha hızlı bitiyor her şey. Onu halledeceğiz. Ondan sonra eve geleceğiz gibi duruyor. Sonra herhalde kitap okuyup yatacağım. Bu arada yeni kitaplar sipariş ettim, onlar geldi. Bir de bu aroma diffuser için yeni yağlar sipariş ettim. Onları da artık size yarın gösteririm diyorum. Pediküre ben. Günaydın. Şu anda saat 9.30 gibi bir şey. Perşembe günü. Bugün sabah kalktım. Torsten'ı istasyona bıraktım arabayla. Çünkü Londra'nın merkezine bir iş görüşmesine gidiyor. Daha doğrusu bir müşteriye gidiyor. Yani kendi işiyle ilgili. Onu hallettim. Ondan sonra eve geldim. Bir sürü kargo falan vardı. Şimdi onları yerleştireceğim. Wish'ten sipariş ediyorum arkadaşlar bir süredir. Ve gerçekten memnunum. Hani sponsor falan filan değil kesinlikle ama bu videoları gördükten sonra gerçekten merak ettim. Önce kıyafet dışı bayağı bir ajanda böyle süsleme şeyleri falan sipariş etmiştim. Onların çoğundan çok memnun kaldım. Ondan sonra şimdi kıyafetlere falan girdim birazcık. Böyle çok efsane şeyler sipariş etmiyorum ama şunu göstereyim. Bu arada sürekli beni böyle şeyle görüyormuşsunuz gibi geliyor. Bornozla aslında içinde gayet bir kot tişört, hani dışarı kıyafeti var. Evde böyle bornozlarla gezmeyi acayip sevmeye başladım. Bunu yeni almıştım Primark'tan, size söylemiştim galiba. Ben aslında üniversitedeyken de böyle buna benzer bornozlarım vardı ama çok böyle çiçeksi mi çeksi. Böyle çok çocuksu şeyler vardı. Torsten çorapları bu arada. Şimdi gittim Primark'tan böyle düz gri bir şey aldım. Birazcık daha yetişkin bornozu. Bornoz değil, sabahlık. Bir tane de dün gece biz alışverişe çıktık ya. Migros gibi bir yere gittik aslında. Hani büyük Migros'larda da kıyafet olur ya, burada da var. Oradan bir tane daha buna benzer bir şey aldım. Daha uzun. Şu anda yıkanıyor, gösteririm sonra. Buraları pembe, yakaları beyaz, kolları falan beyaz. Bayağı hoşuma gitti o da. Onu da 10 pound'a inmişti, o yüzden aldım. Şimdi artık bu yıkanırken, o yıkanırken bu falan filan evde bunlarla geziyorum artık. Çok rahat oluyor. İçlerine giyersem giyeyim. Pijama da olsa, normal kıyafet de olsa böyle geziyorum. Wish'ten aldığım şeylerden yıkanmayan bir tanesini göstereyim. Böyle bir bikini cover-up'ı diyeceğim. Ne bunun adı? İşte bikini üstüne giyilecek bir şey. Böyle uzun, yandan da yırtmaçları var hatta. Bence çok tatlı. Hani efsane kaliteli mi? Değil bence. Ama bir bikini üstü için güzel. Böyle şeyler sipariş ediyorum. Yani bir iki tane bluz da sipariş ettim. Bakacağım onlara. Ama öyle çok efsane, çok böyle sarması gereken, vücuda oturması gereken şeylerden ziyade birazcık daha böyle basit şeyler sipariş ediyorum. Ve şimdiye kadar çok memnunum. Bu böyle birkaç dolar bir şeydi. Bunu kaldırmam lazım. Dün bu arada deli gibi ütü yaptım arkadaşlar. Şurada göreceksiniz şimdi. Şu ütüleri ütülenen şeyleri dolaplarımıza kaldırmam lazım. Onun dışında dediğim gibi size kitapları falan göstereceğim. Bu arada yatağı da toplamadım hala.
Evet, bugün biraz tembel bir günmüş gerçekten. Onları göstereceğim. Ondan sonra öyle. Burada durumlar böyle şu anda. Benim bu arada bugün estetisyenimde randevum var. Estetisyen derken gözünüz korkmasın. Bir süre önce, birkaç yıl önce Groupon'dan aldığım bir paketle ben lazer epilasyona gitmiştim. İşte alt bacak vesaire gibi. Ve çok memnun kalmıştım. Diyot tekniğinden özellikle. Ama tabii yurt dışına taşınınca 3 sene önce yalan oldu. Hani bir şey çıktı mı çıkmadı mı diye sorarsanız aslında çok bir şey yok. Ama arada bir böyle 6 ayda bir, senede bir falan üzerinden geçmek gerekiyor. İsviçre'de böyle şeyler çok pahalıydı tabii ki. O yüzden hiç gitmemiştim. Türkiye'ye geldiğimde bir iki kere gitmiştim. Şimdi burada da Groupon olduğu için burada aldım. Geçen haftalarda bu size söylediğim gibi yüz bakımı diyeceğim ona artık. Oraya gittiğim yerde vardı bir tane. 6 seans ekstra büyük bölgeler için. £70 mu ne? Yani siz bunu 70 lira gibi düşünebilirsiniz. Ya da işte ne bileyim 100 lira gibi düşünebilirsiniz. Türk lirasına çevirdiğiniz zaman buraya göre çok pahalı olmadığını söylemeye çalışıyorum. Tabii 5'le çarparsanız çok pahalı oluyor ama. O yüzden onu satın aldım. Ama güzel bir şekilde buradakiler bu işlemleri yapmadan önce patch test dedikleri bir güvenlik testi yapıyorlar. Yani kolunuzun herhalde tahmin ediyorum bir bölgesinde deniyorlar lazeri. Alerji yapıyor mu işte sıkıntı yaratıyor mu vesaire diye. Bugün ona gideceğim saat 12'de o var. Gittiğimde bir de güneş koruma kremi alacağım oradan. Geçen sefer gittiğimde bakmışlardı inanılmaz güneş zararı görmüşlerdi yüzümde. Ben kullandığımı zannediyordum ama anladığım kadarıyla güzel SPF bulmak zor oluyor. Mesela şunu kullanıyordum. Bu bir işe yaramıyormuş galiba. Anladığım kadarıyla ben çok düzenli kullanamadım. O yüzden bir tane 50 SPF'lik bir ürün tavsiye ettiler bana. İçerisinde birazcık da şey var. Renk var. Yani bizim bu tinted moisturizer dediğimiz şeyler gibi ya da BB krem dediğimiz şeyler gibi içerisinde birazcık renk varmış. Tamam o zaman ben fondöten de kullanmayı sevmiyorum zaten günlük olarak onu da göstereceğim. Bunu kullanıyorum ya hani şimdi yüzümde o var hatta. Onu kullanırım hem SPF'imi alırım hem güzel güzel rengim eşitlenir diye düşündüm. Onu alacağım. Ondan sonra geleceğim. Lazer randevusunu da yaptırdım. Önümüzdeki birkaç hafta herhalde değil o. Bayağı yoğunlar. Güzel bir yer burası. Eğer Londra tarafındaysanız Elixir Cosmetics bakabilirsiniz oraya. Güzel, bayağı uygun fiyatlı. Şimdi açılışa özel kampanyaları falan filan da varmış. Böyle bir şeyler. Bir de şey çok hoşuma gitti mesela. İşte bu akne izlerim, benim yaralarım falan var görüyorsunuz zaten. Bunlar için bir tedavi önerdiler. Ama mesela hadi yapalım başlayalım deyip paramı almak yerine ya Eylül'e kadar yapmayalım zaten güneşten dolayı birazcık daha zarar görecek. Eylül'de başlayalım sen şimdi para harcama falan dediler. Şey hoşuma gitti yani kazıklayıp para alalım müşteri kazanalım demektense doğru şeyi önermeleri. O yüzden orayla devam edeceğim gibi görünüyor bu izler içinde. Böyle bir de saçımı kestirmem lazım bir araya. Güya kısa saç kullanıyorum istedim ama Ocak'ta gitmeliydim herhalde. En son Ocak'ta yaptırmam gereken bu uçtan aldırma işlemi Nisan sonu oldu. Türkiye'de benim şeyim kuaförüm. O yüzden gidemedim. Burada birini deneyeyim mi denemeyeyim mi çok kararsızım. Ne diyorsunuz? Deneyeyim mi burada bir kuaför? Az saçım var ya korkuyorum birazcık. Herhalde deneyeceğim burada bir yer. Çünkü tırnaklarımı yaptırdığım yerde çok güzel yapıyorlarmış. Bu arada tırnaklarımın da kökleri uzamaya başladı artık. Bunları da değiştirmek lazım. Jelden memnunum. Ama bu sefer bu jeli çıkarttırıp şeyi görmek istiyorum. Gerçekten tırnaklarımda zarar var mı? Onu görmek istiyorum. Çünkü bu zaten sadece oje. Eğer yoksa bir zarar böyle devam edebilirim. Çünkü 2,5-3 hafta kadar hiçbir şekilde bozulmadan kalıyor tırnaklar. Bence mükemmel yani. Şuradaki taşı düştü bir tek ortadakinin. O da o kadar olur. 2,5 haftayı geçti tabii. Durumlar böyle. Şimdi şunları yerleştim. Ha bu arada benden dolu ev turu istiyorsunuz. Onun da açıklamasını hemen yapayım buradan sizlere. Dolu bir ev turu, komple ev turu çekmeyeceğim galiba ama oda oda turlar çekeceğim. İşte yatak odası turu, ofis turu, giyinme odası turu vesaire gibi şeyler. Çünkü hepsini birden çekersem tek tek ürünleri işte neyi nereden aldığımı, neyi neden düşündüğümü, neyi nasıl organize ettiğimi anlatmam 1,5 saatlik falan bir video demek olacak. O yüzden de bölmeye karar verdim. Ama önce hangisini yapayım karar veremedim. Tabii bu arada hala işte ofisimde bazı dekorasyonları istiyorum. Salona bir tane beyaz koltuk istiyorum. İşte birkaç tane eksik var. O yüzden daha başlamadım çekmeye. Her şey tamamlansın size tamamlanmış halini göstereyim diyorum. Doğru diyorum bence. Ama tamamlandıktan sonra da önce hangisini görmek istiyorsunuz onu çok merak ediyorum. O yüzden aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Galiba gardırop istiyorsunuz gibi geliyor bana ama
Bilmiyorum. Fikirlerinizi bekliyorum o konuda. Ben şimdi bunları yerleştireyim. Hatta siz de olsa da gardırobu köşeden birazcık görün. So you think you were right? Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do will knock you down. You know there's a motion between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust. Bu arada yakın zamanda size bir ayakkabı koleksiyonum açıklaması yapacağım. Hala daha Türkiye'den gelecek ayakkabılar var. Evet biliyorum biraz hastalık. Bunları tek tek göstereceğim ama bence ben bunları Insta storylerde göstereyim. Böyle burada videoları kalabalıklaştırmayayım. O yüzden bu video yayına çıktıktan sonra Instagram'da bir canlı yayında bunları size tanıtabilirim. Eğer istiyorsanız beni oradan takip etmeyi unutmayın. Tek tek anlatacağım neyi nereden aldığımı. Böyle bir durum. Daha önce bununla ilgili konuştuk gibi geliyor bana. Senden önce ben ve senden sonra ben, yani Me Before You, Me After You kitaplarının yazarının 3. kitabı Still Me çıkmış. Yani hala ben. İlkinin hatta filmi de var. Daenerys oynuyor bildiğin. Ben filminden çok kitaplarını beğenmiştim. Bu Hatun'un kitaplarını gerçekten çok seviyorum ben, ya da adam bilmiyorum. Yo-Yo ya da Jojo. Neyse Kindle almadım çünkü kabı, kitabın kılıfı benim ofisime çok güzel uyduğu için hem kitabı böyle elde okumanın çok tatlı olacağını düşündüm bu sefer, hem de ofisime dekorasyon olarak koyarım dedim. Bir diğeri Girl Code. Bu tamamen girişimcilikle ilgili, mutluluk başarıyla ilgili bir gelişim diyeceğim buna. Dönüşüm kitabı. Bununla ilgili fikirlerimi size söylerim muhakkak. Bu var. Bir de tabii ki yağlarım geldi sonunda. Göstereyim size. Ay acayip mutluyum bununla ilgili. Neren? Çeşit çeşit yağlar ve çok güzel kokuyorlar. Şimdi bunları ofisteki şeyin içine koyacağım. Hatta karıştırabiliyoruz da galiba bildiğim kadarıyla birbirleriyle. Modları falan yazıyor. Of acayip eğlenceli. O zaman ben bunlarla biraz oynarım ya. Çünkü kuşkonmaz seviyorlardı. Akşam yemeği yapmaya başladık. Parmesan peynirli ve nemli sarımsaklı. 5 dakikada hazır. Şimdi fırına gidecek. 10 dakikada da pişecek. Sonra yiyeceğiz. 10 dakika sonra. Çok açım. Kadınlar giyinme odasından çok seksi görüntüler. Spora geldik. Ve toka getirmeyi unuttuğumu fark ettim şu anda. O zaman hadi bakalım. 1,5 saatlik canlı yayından sonra ben kızardım. 1,5 saat boyunca aralıksız bu hızda durmadan konuştum. Ama moleküler biyoloji ve genetik hakkındaki bütün sorularınızı cevapladığıma inanıyorum. Thorson'un dizisini şu anda sabote ettim. I'm sorry. Vlogu yakın zamanda bitireceğim. Bugün ayın 27'si. Annem babamın evlilik yıldırıma. O yüzden bir geleyim merhaba diyeyim dedim. Giydim bornozumu da yine her zaman olduğu gibi. Çok güzel bir canlı yayındı ya. Bu hafta gerçekten çok keyif aldım. Bilmiyorum. Genetik konuşuyoruz ya mı nedir? Öptüm sizi çok. Pazartesi günü görüyorsunuz siz bunları. Bakalım ne diyeceksiniz bu işler için. Bakalım o 1,5 saatlik videoyu sonradan izleyen olacak mı? Hazır. 15 dakikada falan. Bu marul yapraklarının içine ızgara. Bu arada ızgara dediğimde şuradaki ızgara makinesi. Izgara tavuk, avokado. Tabii ki burada çok ucuz çünkü. Domates, bazılarının içinde bacon var. Mesela Thorson'unki bacon dolu. Bir de ranch sos. Bence çok sağlıklı ve çok besleyici ve harika görünüyor. Evet, gelinlik kelimesine geldi. Çok eğlenceli. Kel mi? Neden ki? So this is number one. The meat. With the super funny bun. I love this. Okay. I mean the figure I like. The back is amazing. But yeah, the other one was completely different. Thanks. A fan of this type of skirt, but now it looks very grand. Right? And then she can move on the phone.
It's alright, I was going to swim with you, but you're going too fast for me. Thank you. Ağzımı öpmesin. Ağzımı öpmesin. Ağzımı öpmesin. Ha? Ha? Selam. Cumartesi bugün. Dansa gidiyoruz. Önce Londra'daki ilk dersimi vereceğim bugün. Saat 2'den 8'e kadar bir sosyal var. Orada 2 saat ders vereceğim Tuan'la beraber. Karen gidiyor. Ondan sonra da bu arada sabah evet gelinlik denemesine gidiyoruz. Galiba birkaç tane fotoğraf koyacağım buraya. Ben tabii makyajsız falan gittiğim için leş. Ama elbiseler vardı gerçekten. Neyse. Şimdi 2'den 8'e kadar bir sosyale gidiyoruz. Dediğim gibi ders vereceğim. Ondan sonra başka bir sosyale gideceğiz. Herhalde bir yerde akşam yemeği yiyeceğiz. Üzerimde bu Zara'dan indirimden aldığım kırmızı mont var. Bir tane kısa siyah bir üst var. Bir tane de TK Maxx'ten aldığım, yeni aldığım bir kısa klot tipi pantolon var. Ayağımda da yeni ayakkabılarım var. Beyaz spor ayakkabılarım. Çok mutluyum bunlarla ilgili. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Beyaz ayakkabılarım çok eskimişti çünkü. Bir de sırt çantası aldım. Bu da geçen sene aldım. 2 sene önce aldığım bir şeydi. Öyle hazırım. Kendimi iyi hissediyorum. Dans edeceğim için mutluyum. Sanırım vlogun son zamanlarına geliyoruz sizle beraber de. Oradan görüntüler eklemeye çalışacağım. Öptüm çok. O kadar yorulduk ki gidemedik akşamki geceye. 2 saat ders verip üzerine de 4 saat dans ettim. O yüzden her kasım ağrıyor. Torsun da aynı şekilde oldu. Çok yoruldu. Bu arada demin kafamı vurdum tezgaha. Efsaneyim yani. Bu size söylediğim diğer bornozum değil sabahlarım. Yemek yaptık beraber. Şimdi daha doğrusu pişiyor. Hindili, tatlı patatesli, işte biberli, soğanlı. Birazdan da mozzarella koyacakmışız üzerine ve maydanoz. Acayip açım. 12 saattir yemek yemedim. 12 saat oldu. 12 saati geçti. Nasıl yorgunum tarifi yok. Şimdi plan gecesini editleyeceğim. Saça bak. Yükleyeceğim. Ondan sonra da herhalde yarın vlogu bitireceğiz. Bu ne hal ya? Of! (Gülüyor)